Hoşunuza gidiyor değil mi? Ne? Anlamadım. Böyle her şeye sahip olma hissi, hükmetme hissi hoşunuza gidiyor. Ya çekinmeyin, söyleyin hadi ya. Yabancı yok aramızda. 3 ay boyunca size aitim nasıl olsa. Git derseniz giderim, gel derseniz gelirim, kal derseniz kalırım, yap derseniz yaparım. Öyle değil mi? Hı? Geç kalacağız ve geç kalmaktan nefret ediyorum ben. Çekin sen. Geç kalacağız diyorum. Sen ne diyorsun ya? Sağa çekin diyorum ben de. Sağa çekin diyorum. Sağa çekin. Ne yapıyorsun? Sağa çekin, sağa çekin. Sizi röportajı yetiştirmeye çalışıyorum. İzin verin müsaade. Madem beni de yanınızda götürüyorsunuz, bir işe yarayayım ya. Antalya'dan dönerken zaten yeterince eziyet oldu sizin acemi şoför, biliyorsunuz. Of. Of. 260 beygir değil mi bu? Hı hı. Çok iyi. Arabadan anlıyorsunuz. Biraz anlarım. Arabalardan biraz anlarım. Mesela bu araba biraz asi bir araba. Ama dilinden anlarsanız kendisini avucunuzun içine bırakıverir olduğu gibi. Müzik? Hadi, arabada hiç sevmem. Öyle tahmin etmiştim. Sonuna kadar gideceğim, yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yakalar. Baba fürdü familie, sadece aile. Müziğin sesini kıs biraz bari. Sonuna kadar gideceğim. Efendim? Yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yakalar. Baba fürdü familie. Hiç duymuyorum, biraz yüksek gelirseniz. Buyurunuz. Teşekkürler. Aman efendim, ne demek? Bakıyorum saatime. O kadar yorduk sizi ama tam vaktinde de yetiştirdik. Ben gayet iyiyim. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Özge ben. Şef editör slash Pektir. Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için çok sevindik. Ben çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ya sizden başka kimseye güvenemezdim zaten. Erhan Bey. Finans uzmanı slash şoför. Erhan, çok memnun oldum. Aynen. Buyurun, buradan. Nasıl? Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapıyorsun? Kafanda yeni sabotaj planları mı kuruyorsun? Yok. Yani neden buraya getirdiniz beni bilmesem de emrinize amadeyim alelade bir şekilde. Bence ne için burada olduğunuzu gayet iyi biliyorsunuz. Şoförlüğünüz dışında bir düşüneyim. Otoritenizi test etmek için. Otoritemi test etmek için? Evet, o yüzden getirdiniz beni. Neden böyle bir şey yapayım ki ben? Bizim bir anlaşmamız var. Hatırlatırım. Nasıl unuttum ya? Sibel Hanım, sayenizde hiç unutmuyorum bu tip şeyleri zaten. Sağ olun, merak etmeyin. Çok güzel. Şimdi 2023 finansal projeksiyonumuzla alakalı bana bir şeyler anlat. Gerçekçi ama umutlu olsun. Tamam. Bu insanlar önümüzdeki yıl, daha doğrusu önümüzdeki sezon... yırtık kot mu moda olacak yoksa çuval mı moda olacak? Onu duymak istiyorlar bence sizin ağzınızdan. Para, pul çok ilgi alanları değil. Hani uyarıyorum sadece. Çok biliyorsun.
Herkes ama herkes para konuşmayı çok sever Erhan Bey. En sevmediğini iddia eden de para konuşmayı çok sever. Hadi anlat. Eğer Tahir Bey'in kendi şirketinde uyguladığı sistemi siz kendi şirketinize çekmek istiyorsanız, yani modaya uyarlamak istiyorsanız. Siyah beyaz bir adamdı hayalimdeki resim. Kadehimi fırlattım yüzüne. Kıskanım hiç gelmeyişine, bilmeyişine, hissetmeyişine. Sen orada yoksun, çağırdığımda susuzluğum. Yeterli mi? Yeterli. Yani dediğine göre 2023 yılının ikinci yarısından itibaren biz kâra geçeceğiz ve bir an önce halka açılacağız. Aynen öyle. Konuştunuz mu? Yani bir şey söyledi mi? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Böyle bir şey sormaya hakkınız bile yok. Orada bir durun. Doğru söylüyorsun. Biz alırız Sibel Hanım. Güven, bir ilişkinin tabi tutulduğu en önemli testtir derler. Eğer birine güvenmek istiyorsan o güveni gider kendin alırsın da derler. Bir de bence Sibel Hanım, biz dünya üzerinde güven hakkında ahkam kesecek son iki insanız ya. Haklısın.